Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Evet, ağırladığımız konuğumuz kişisel gelişim uzmanı ve kurumsal eğitmen Sayın Reyhan Elmasçı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için tekrar. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar gelip kıymetli bilgilerinizi paylaşacağınız için. Evet Reyhan Hanım, geçen programlarımızda çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Ve şimdi devam edeceğiz. Bu programımızda da nefeste kilo kontrolü. Gerçek mi? Hem de nasıl gerçek? Öyleyse biz bu gerçeği öğrenelim çok, diyoruz. Çok inanılmaz görünüyor değil mi? O zaman ben hemen size gene bir bilimsel açıklama ile gireyim. Amerika'da 120 bin kişinin üzerine yapılan bir araştırmada, hani ölçüm yapılan ölçümlerde yapıyorlar. Şu bel bölgesinin yağlanmasında diyafram yetersiz nefesin çok çok önemli olduğunu tespit ediyorlar. Yani yetersiz nefes alan kişinin bünyesi yağlanmaya çok daha müsait oluyor. Evet. Aslında yeterli nefes, hani doğru nefes alma, belli teknikler de var bunun için, nefeste kilo kontrolü için. Ancak öncelikle doğru nefes, yeterli nefes. Çünkü biz normalde almamız gereken nefesin çok çok azını alıyoruz ne yazık ki. Yani 15-20 seviyelerinde, bunun %30-35'lere çıkması bile korkunç faydalar sağlıyor. Bunların başında da kilo kontrolü geliyor. Kilo kontrolü derken şöyle, hani genelde şikayetimiz bizim fazla kilolar üzerine. Evet. Bazı danışanlarım ya da eğitimlerime katılanlar diyorlar ki ben zaten kilo almaya uğraşıyorum. Hani metabolizmam fazla çalışıyor. İşte nefes metabolizmayı dengeye getirdiği için, atıyorum siz düşük kilodasınız, olmanız gereken yani 8-10 kilo aşağıdasınız, onların da kilo almalarına yardımcı oluyor. Yani dengeye getirmek. Ama burada gene biz hep kilo kontrolü derken, hani çok büyük çoğunluğun sorunu o olduğu için hep hani daha fazla kilodan şey yapacağız, söz edeceğiz. Ama parantez içinde bunu da söylemiş olayım. Evet. Gerçekten nefesle kilo kontrolü arasındaki ilişkiyi bize aktarabileceğinize biz de inanıyoruz. Ve bunun dışında da bölgesel, özellikle karın bölgesi dediniz. Hı hı. Karın bölgesinde olan fazlalıklar için ne yapılabilir ve nasıl nefes almamız gerekiyor? Diyafram nefesi almamız gerekiyor. Hani ona birazdan şey yapacağız, geçeceğiz. Ama dediğim gibi öncelikle yeterli ve doğru nefes. Doğru nefesin bazı şeyleri var, kriterleri var. Hı hı. Burun mesela, örneğin sadece nefesi burundan alıp vermek bile, burundan alıp ağızdan vermek ya da ağızdan alıp ağızdan vermeye karşın kat kat fazla kalori harcatıyor. Bir kere nefesle kilonun ilişkisi nereden başlıyor? Öncelikle fiziksel. Yani evet, siz doğru nefes aldığınız zaman, vücudunuza yeterince oksijen girdiği zaman her şey çok daha iyi çalışıyor. Çok daha fazla çalışıyor. Zaten daha dinamik hissediyorsunuz kendinizi. Daha hareket etmeye şey yapıyor, teşvik ediyor. Bir, bu fiziksel yönü var. Metabolizmayı hızlandırıyor. Mesela nefes biz hemen alıp veririz. Halbuki nefes tutmalarımız bizim için şeydir. Orada o karbondioksiti tuttuğunuz zaman o yağ yakma şeysini hızlandırıyor, sürecini hızlandırıyor. Bir böyle şeyimiz var, fiziksel tarafı var. Diğer tarafta da psikolojik etkisi var, yani stresi olan etkisi var. Çünkü biliyorsunuz ki yemelerimizin hemen hemen tamamı, fazla yemelerin, fazla atıştırmaların hemen hemen tamamı strese, kendini iyi hissetmemeye bağlıyor. Ya da kişiler hayatlarının bir döneminde bir strese, bir depresyona giriyorlar. O dönemde sonra haz almak için yemekten çıkartıyorlar bunu. Evet. Ve bu dönemde de mide büyümesi oluyor, alışkanlık oluyor, değişiyor. Daha sonra o zor dönem geçmiş olsa bile yeme alışkanlığı devam ediyor. Evet. Burada işte nefes ne işe yarıyor? Stres gidermede. Stres düzeyinizi şey yaptığı için, azalttığı için daha siz çok fazla yemek, atıştırmak ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Belli bizim mutluluk hormonlarına ihtiyacımız var. Çok basit bir şekilde anlatayım bunu. O mutluluk hormonlarının salınımı için de sizin haz duygusuna ihtiyacınız var. Haz duygusu her zaman her yerden gelmiyor. Hayatta bir sürü şey oluyor. Evet. Dış etkenler oluyor bunun. Ne oluyor? En zayıf taraf, biz bunu yemekle, atıştırmakla kapatmaya Kesinlikle. Uğraşıyoruz. Halbuki bu haz duygusunu biz hava ile kapatacağımızın farkında bile değiliz. İşte ben bunun, onun farkındalığını şey yapmaya çalışıyorum, getirmeye çalışıyorum.
o duyguyu işte siz mutluluk hormonlarının salınımını nefesle gerçekleştirdiğiniz zaman bu sefer aşırı yemekten kaçınıyorsunuz. Aşırı yemek gereği zaten hissetmiyorsunuz. Hissetmiyoruz.